Merhabalar, ben Küftis Köfte ve yepyeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım mod, mekanizm. Evet, öncelikle nereden başlıyoruz? Modun World Generation. Tin, Copper ve Osmium. Burada açıklamalarını görebilirsiniz. Burada gördüklerimiz onların ingot halleri ve blok halleri. Evet, şimdi öncelikle eklediği aletler ve zırhlara geçelim. Osmium Armor. Osmium'dan yapılıyor. Bronze Armor. Bronze'dan yapılıyor. Ve bunların aletleri var. Şu aleti birazdan göstereceğim. Lapis Armor. Evet, Lapis'den armor yapabiliyorsunuz. Glowstone Armor. Obsidian Armor. Muhtemelen oyundaki en güçlü şeylerden biri olabilir. Ve Steel Armor. Evet. Şimdi gelelim şu arkadaş ney? Hem böyle gördüğünüz gibi kürek. Bunun dışında kendimize stone verelim. Hem pickaxe. Biraz da wood verelim. Hem de axe olarak işe yarayan bir arkadaş. Yapılışına bakacak olursak. Şu. Yapacağınız malzemenin 3 farklı aletini toplayıp bunu elde ediyorsunuz. Evet. Bunun yanı sıra bazı dekoratif bloklarımız. Dynamic Glass. Bu normalde bir multi blokta da kullanılıyor fakat bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bronze Block. Tahmin edeceğiniz üzere. Refine Obsidian Block. Refine Obsidian'ı nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Charcoal Block. Refine Glowstone Block. Bu şekilde elde ediliyor. Bunu da elde edimini göstereceğim. Ayrıca bu o zırhların yapımında da kullanılıyor. Steel Block. Dynamic Tank. Gene bir multi block fakat dekoratifte de kullanabilirsiniz. Steel Casing. Machine Block gibi bir şey ancak dünyada ya da yerleştirebiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim enerji üretimine. İlk olarak Heat Generator. Bu şekilde craft ediliyor. En basit jeneratörümüzdür kendisi. İki farklı yolda kullanabilirsiniz. Bir, içine herhangi bir yakacak koyarak. Örnek. Coal. Bunun yanı sıra herhangi bir lav kaynağının yanına koyarak. Şu kablo nedir diye soracak olursanız Universal Cable, Steel ve Redstone'la yapılıyor. Ayrıca burada steel elde etmek şu şekilde oluyor. Eğer metalolojik infuser'a gelirsek, bundan da birazdan bahsedeceğim. Bir ona enrichment iron koyarsak, gördüğünüz gibi steel de hasil edebiliyoruz. O da gene metalolojik infuser'da compatible karbon ve iron'ın birleşimiyle oluşuyor. Bunlara birazdan değineceğim. Bu arada bu Universal Cable hakkında bir detay. Gördüğünüz gibi EU taşıyabiliyor. Redstone Flux taşıyabiliyor. Time Expansion'ın yeni enerji birimi. Minecraft Joule taşıyabiliyor. Ve Joule taşıyabiliyor. Universal Electricity'nin enerji birimi. Bunların hepsini taşıyabiliyor ve birbirlerine aktarabiliyor. Böyle güzel bir arkadaş. Bunun yanı sıra diğer jeneratörlerimizden bir tanesi Solar Jeneratör. Bu şekilde craft ediliyor. Bu arada şu lavın yanına koyduğunuzda çok fazla bir enerji üretmiyor. Fakat pasif bir enerji üretme yolu olduğu için yakıt kullanmadan azca üretebilirsiniz. Yani çok fazla koyarak da enerji üretiminizi sağlayabilirsiniz. Solar jeneratör de aynı mantık. Çok fazla bir enerji üretmiyor. Hatta bakacak olursak. Evet. Fakat sürekli enerji üretiyor. Buysa onun gelişmiş versiyonu.
Ve en ilginç şeylerden bir tanesi wind turbine. İlginç bir enerji üretme yoludur. Gene pasif bir yol fakat bayağı bir enerji üretiyor. Bunlardan birkaç tane koyarak evinizin temel enerji ihtiyacınızı çok rahat karşılayabilirsiniz. Ve burası benim favori sistemim. Hidrojen jeneratör. En sevdiğim enerji üretme yolu bundaki. Mekanizmdaki. Bu arada şunu yanlış ayarlamışım. Bu arada Buildcraft Ranch'lerini kullanabiliyorsunuz bunlarda. Tabi buna enerjimi yediriyor şu an. Neyse. Bunun çalışma mantığını size açıklayayım. Şu an alması lazım önce. Tabi bunun için özel bir aletimiz var. O da şu. Tabi bunları gösteriyor mu? Göstermiyor. Neyse. Hemen geliyorum. Evet, hallettim. Bu arada yukarıdaki pipelara gerek yok fakat o pipeler nedir diye soracak olursanız. Mechanical pipe. Şu şekilde craft ediliyor. Ve mekanizmanın sıvı taşıma yöntemi. Bu elektrik pump. Normal bir pompa. Separator. Suyu hidrojen ve oksijene çeviriyor. Bu arada oksijeni dump'a ayarlayın bunda. Çünkü gerekiyor. Hidrojen buraya gidip enerjiye dönüşüyor. Bu arada gördüğünüz gibi universal cable'lar enerji kullanıldığı takdirde yeşil oluyor. Enerji aktığı takdirde. Evet, ve sırada son bir alet daha. Charge Pedal. Bu ise elinizdeki elektronik aletleri şarj etmenizi sağlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam... Emin değilim şundan, bir deneyeceğim. Mesela bunu şarj edecek mi? Evet, şarj ediyor gördüğünüz gibi. Ve sırada basit makinelerimize geldik. Sonra da gelişmiş makinelerimiz ve enerji biraz gelişmiş makinelerimiz ve enerji depolama yöntemlerimize geleceğiz. En gelişmiş makineleri ise bundan sonraki videoya aktaracağım. Evet, öncelikle Enrichment Chamber. Diğer modlardan hatta IC2'dan falan alıştığımız Macerator, Term Expansion'dan alıştığımız neydi senin adın? Ha, Pulverizer gibi makinelerin eş değeri. Ne işe yarıyor? Orları iki katına çıkar. Nasıl alıyor? Bunun dışında cobblestone, stone cobblestone'a falan, pardon, stone'u cobblestone'a çevirmek bunda değildi. Evet. Bunun dışında coal'u compressed coal'a çeviriyor. Sonu cracked stone brie'ye çeviriyor. Charcoal gene compressed karbona çeviriyor. Mosses stone brie falan filan. Böyle işlere yarıyor. Bunun yanı sıra osmium kompresör. İki farklı işe yarıyor. Ya osmium artı glowstone dust'la glowstone ingot çeviriyor ki osmium. Bu arada bazılarında birbiri kullanıyor ancak çoğunlukla bunları emerek, şuraya depolayarak kullanıyor. Evet. Bu şekilde elde etmiş oluyor. Bunun dışında Refine Obsidian. Öncelikle Metallurgic Infuser'da Diamond Dust ve Dirty Obsidian Dust'ın birleşimiyle oluşuyor ya da Polarized Obsidian Dust. O da Enrichment Chamber'da Obsidian'ın ya da Crusher'da
Bu Obsidian Clamp'ın ya da Refine Obsidian'ın işlemcisiyle oluşuyor. Combiner. Temel işi or'lu tekrar or elde etmek için kullanılıyor. Ama biraz pahalı olduğu için sadece özel durumlarda gerekli. Mesela Applied Energy Systems Network düzenleyeceksiniz fakat elinizde ham halde or yok. Bunu kullanıyorsunuz. Ve Crusher. Ingotları dustlara çeviren bir şey kullanacaksınız. Bunun dışında biofuel elde ediyor, flint elde ediyor, un elde ediyor. Bunun dışında başka şu clampları dirty dustlara çeviriyor. Dirty dustlar da normal dustlara çevrilmek zorunda. Bunların nerede işe yaradığına geleceğim birazdan. Ama öncelikle basit bir bilgi. Şu artı bir furnace ile çok rahat or ikilemeyi yapabiliyorsunuz. Ve şu şimdi Energy Smelter bildiğiniz furnace. Yani bu ve bu orlarınızı ikilemenizi sağlıyor. Fakat işin içine bunu da katarsak eğer orlar üçleniyor. Bunun içine flint ya da oksijen koyduğunuz takdirde evet doğru duydunuz. Flint ya da oksijen koyduğumuz takdirde üçlüyor orlarımızı. Tabi bunlar öncelikle bir macerator'a ya da crusher'a konmalı. Oradan da enrichment chamber'a konulup yani iki tane ekstra adım daha ekliyor. Fakat bunların sonunda gördüğünüz gibi tinimizi elde edilmiş oluyor. Hatta bir örnek göstereyim. Evet. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ardından mekanizmın oksijen ve hidrojen taşımak için yani gazları taşımak için özel bir aleti var. Onu kullanalım. Nereden bağlanıyordun sen? Ha tamam buradan bağlanıyordun. Hidrojeni boşalt, oksijen kalsın. Bunun dışında su. Enerji lazım. Evet. Gördüğünüz gibi burası doluyor. Eğer buraya bir or koyarsak gördüğünüz gibi işlenmeye başlayacak. Ve bize 3 tane golden clamp verecek. Ondan sonra bunu ne yapmamız gerekiyor? Macerator'a ya da Crusher'a koymamız gerekiyor. Tabi böyle kafa ütüleyici bir sesi var. Oradan da bu işlemlere tabi tutmamız gerekiyor. Ve sonrasında Metallurgic Infuser. Bundan elde edeceğimiz şeyler bronz da tin alalım. Ve copper alalım. Bakalım bir tinden kaç bronz elde edebiliyoruz bununla. Şuraya koyuyoruz tinimizi. IC2 tinini kabul etmiyor musun? Ha, tin dustmış. Pardon. Modu daha önce pek kullanmadığım için
Böyle ufak dörtlüklerim olabilir. Mesela bir tinden şu an kaç tane elde ediyoruz? Ayrıca birazdan da mekanizmanın iki upgrade'ine de değineceğim. Bunlardan bir tanesi speed upgrade. Creative'de olmuyor musun yoksa? İlginç. Bunun olmaması gerekiyordu. Evet, birisinden gördüğünüz gibi 5 tane elde ettik ve şu an neden bu upgrade'leri almıyor bilmiyorum. Ama bu şekilde konuluyordu. Upgrade'ler de şu şekilde takılıyor. Muhtemelen benim elimdeki sürümde bir problem var. Neden bilmiyorum. Şu an olan şey Creative'den aldığım için olmaz diye düşünüyorum. Evet. Neyse, işte zaten test sürümünü kullanıyorum. Evet. Bunun yaradığı başka işlere bakalım. Gördüğünüz gibi buradan Enrich Iron ve Steel elde etmek vesaire vesaire. Ve sırada faktörlerimiz. Faktörler hakkında ufak bir detay. Şu an ne modunda yazmıyor. Ha, smelting modunda. Gördüğünüz gibi hepsi smelting modunda ancak gördüğünüz gibi bu smelting, bu enriching, crushing, compressing, combining, purifying. Mesela buraya bir şuraya bir purifier koyduğumuz takdirde olmuyor gene. Elimdeki sürümden ötürü muhtemelen. Aa, ya da dur. Aa, evet. Sorun bendeydi, pardon. Öncelikle böyle bir şey yapmamız lazım. Eniyeyi kapatmanız. Speed enerji upgrade'lerimizi koyuyoruz. Ardından speed upgrade'lerimizi de koyalım. Bunu ne zaman fark edeceğim? Tüm en ufak bir fikrim bile yok. Bunu tekrar smelter'a çevirelim. Ve şimdi bir şeyler pişirelim. Ne pişirelim? Stone. Gördüğünüz gibi 3 tanesini aynı anda pişiriyor. Eğer speedleri çıkartırsam bu hızda. Fakat speedleri tekrar eklersem çok daha hızlı. Faktörlerin gelişmişliğine göre faktörlerin gelişmişliği hızlarını etkilemiyor, sadece bunu etkiliyor. Yani aynı anda işledikleri oranı etkiliyor. Tıpkı induction furnace gibi hesaplayın bunu. Aynı anda birden fazla işlem yapabiliyor. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Faktörler bu şekilde çalışıyorlar. Ve sırada enerji depolama sistemleri. Basic, bu arada şunların nasıl craft edildiklerini de göstereyim basitçe. Bu böyle. Bu böyle. Basic Factory bu, gerek bunun için.
Bu arada crafting'inde ne kullanırsanız onu o oluyor. Fakat bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz ve bana o lazım. Hatta şimdi gelelim enerji küp. Bu şekilde craft ediliyor. Enerji tablet, steel casing ve vesaire vesaire. Bunun dışında advance, elite ve ultimate diye kademeleri var. Craftingleri için bunlar, bu. Ve bir öncekinin ihtiyaç olanını, ya daha doğrusu bir öncekinin depoladığı oranında saklıyorlar ve bir yöntem daha var. O da modüler batarya. Normalde Resonant Induction diye bir modun içeriği bu, fakat Resonant Induction artık mekanizmla birleşti. Ve bunu kullanmak için enerji tabletlere ihtiyaç var. Enerji tabletleri içine koyuyoruz ve enerji tableti sayısı kadar kapasitesi artıyor. Hatta ve hatta bir elit bateriyle çalışmasını gösterelim. Ve bize Universal Cable verelim. Bu arada bunlar hakkında ufak bir detay. Şu kısım çıkış kısımları, geri kalan tüm kısımlar giriş kısımları. Ve gördüğünüz gibi enerji doluyor. Buradan aldığımız takdirde tam dolmuş enerji selleri alabiliyoruz. Vesaire vesaire. Enerji sel demişim. Enerji tablet. Bunun dışında yine Resonant Induction'dan gelen bir alete gelelim. Bu. Multimeter. Enerji miktarını okuyan bir arkadaş, fakat bunu böyle sağ tıklayarak koyarsak, şunda da aynı şekilde olur. İçindeki enerji miktarını söyler. Eğer buna boş elde sağ tıklarsak, şurada ne kadar bir kilojülden sonra ya da nasıl bir redstone sinyali vermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Evet. Sanırım bu. Birkaç tane daha aleti tanıtacağım. Ondan sonra bitiyor. Bunlar sırasıyla bu ve bu. Network Reader. Kablolardan geçen enerji oranını falan okun. Onu sağlayan bir arkadaş. Ya da hatta bağlı makineyi falan filan okumanızı sağlayan bir arkadaş. Bu Configuration Tool. Shift'e basılı tutarak mod switch'e basarsak modunu değiştirebiliyoruz. Wrench modu var fakat tam fonksiyonda işlemiyor. Bunun dışında Link modu var. Bunu daha sonra göstereceğim ve Modify modu var. Modify moduyla şuraya bakarsak eğer şu renkleri gördüğümüzü görürsünüz. Bu giriş ve çıkışların nereleri olduğunu belirler. Ve bu giriş çıkışları şuradan da ayarlayabilirsiniz. Auto eject derseniz eğer otomatik olarak dışarıya atmasını sağlar. Ve şurada çıkışların hangi renk nümerik hatlarda hangi renkler kabul ettiğini anlar. Bilirlersiniz. Buna sonraki videoda değineceğim. Çünkü nümedik networklere sonraki videoda değineceğim. Burada mesela şurayı dark red yaparsak şuraya denk gelir falan filan gibi ayarlayabilirsiniz. Çıkış girişleri bu şekilde çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Auto eject ile de bir makinelerin birbirlerine item atarak çok daha basit bir hat oluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet. Evet, şimdi bize ne lazım? Erol. Ve size elektrik bulu göstereceğim. Elektrik bulu. Gördüğünüz gibi bir bulu. Özelliği nedir diye soracak olursanız,
Güçlü. Çok güçlü değil ama güçlü. Ve eğer şunu yaparsanız gene Mod Switch K ile ateşli oklar atıyor. Şimdi Creative'den çıkayım. Ve şu arkadaşı da gösterelim. Şu an gördüğünüz gibi normal bir aletten herhangi bir hız farkı yok. Fakat eğer sağ tıkla, Shift'e basılı tutarak sağ tıklarsak verimliliğini arttırdığımızı görürsünüz. Tekrar Shift'e basılı bunun olduğunu görürsünüz. Ve en son böyle bir şey olduğunu görürsünüz. Acımasızca kırıyor. Bunun dışında Obsidian Tiyanti'ye de değinelim. Şu şekilde craft ediliyor. Ve kendimize bir torç verelim. Ve patlatalım. Evet, Obsidian TNT de buydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.